Merhaba herkese, Beta karşınıza yeni bir video sizlerle. Şimdi diyeceksin ki kardeşim, bu ne, bir tane daha mı Pokédex yaptın? Pokemon'larla uğraşmayı çok seviyorum. Yayında yaptığımız bir projeydi. Küçükçe önce bir detay vereyim, ondan sonra sıfırdan burada YouTube'u özel baştan kodlayacağız. Hem benim için tekrar bir pratik olacak, hem de birlikte yazmak isteyenlere ve böyle eğlenceli bir proje çıkarmak isteyenler de benimle birlikte yazmaya devam edebilir. Şimdi önce bu projeyi nereden buldum? Biliyorsunuz Discord kanalımız var. Oraya katılabilirsiniz. Discord kanalında paylaşıyorum aldığım kursları. Udemy'den aldığım kurslardan bir tanesi Brett Travers abinin 50 günde 50 proje kursuydu. Ve o kursun içinde böyle iri ufaklı, küçük ufak tefek projeler var. Biz o projeleri alıyoruz. Onların üstüne ekstra özellikler koyarak kendimiz tekrar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yayında yapıyorum. İşte 1 saatte, 2 saatte falan daha böyle büyük projeleri yayında yapıyoruz. Böylece hem ben bir yandan yayın dışı, video dışı yeni şeyler öğrenmeye devam ederken, mesela şu anda React çalışıyorum. React ile ilgili projeler yapıyorum. Aynı zamanda da geçmişte öğrendiğim şeyleri de böyle birlikte pratik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu projede neler kullanacağız? Önce bir onu anlatayım. Bir tane public API ile çalışacağız. Bu pokeapi.com ya da co. Birazdan bakarız tam adresine. Buradan Pokemon datalarımızı alacağız ve fetch kullanacağız. Asynchronous fonksiyon kullanacağız. Daha sonrasında DOM manipülasyon yapıp bu çektiğimiz datayı, JSON formatında gelen datayı kendimiz alacağız. İçindeki özellikleri değiştireceğiz. Değiştireceğiz dediğim tepleyeceğiz ve DOM manipülasyonu yapıp bu kartlarımızı yapacağız. Bu projenin orijinal haliydi. Ekstra da üzerine bir tane search bar koyacağız. Bu search barda mesela buradaki örneğinde yayında yaptığımızda mesela bulb yazıyorsun, arama gönderiyorsun, sana bulbazarı gönderiyor. Tamam mı? Balbazar istemiyorsun diyelim. Ne istiyorsun? Charmander istiyorsun. Charmander'la içinde char geçen bütün kartları sana getiriyor. Bunun bir de bir farklı yöntemi var. O da aramada direkt input girdikçe değişmesi. Bunun ikisini de gösteririm size. Eğlenceli olur. Belki aklımıza ben bunu kodlarken yeni şeyler gelir. Onları da ekleriz böyle. Nasıl bir API ile çalışacağız? API nasıl istediğimiz gibi formatlanır? Bunları göreceğiz. Bu API ile, şu Pokemon API ile çalışmamın sebebi bir kere authentication falan gerektirmeyen, işte limiti olmayan bir şey. API. Dolayısıyla hani limitle ilgili bir sıkıntı yaşamamıza gerek yok. Direkt istediğimiz kadar request gönderebiliyoruz. Bir de Pokemon. Kim sevmez Pokemon'u? Valla görünce çocukluğum aklıma geliyor. Çok fazla emülatörden oynardım. Tabii ben lise zamanıma denk geliyor. O zamanlar gidip Game Boy alacak paramız yoktu. Haftalık 50 lira harçlığım vardı. Ama bilgisayara emülatör kurup az oynamadık. Bütün Fire'leri, Leaf Green'leri hepsini oynamışlığım var. Hepsini bitirdim. Çok sevdiğim bir IP. Dolayısıyla bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bunu ikinci ekranımıza alalım. Ara ara referans için döneriz. Her şeyi gerçekten bir projeye başlarmış gibi başlayacağım. Yani kendim ne yapıyorsam o adımların hepsini göstereceğim. Dediğim gibi siz de benimle beraber kodlamak istiyorsanız gayet verimli bir şekilde halledelim. Önce terminalimizi açalım. Desktop'umuza gidelim. Sonra buraya bir tane klasör oluşturalım. Ektir. Pokédex YouTube. Sonra bu Pokédex YouTube arkadaşımıza gidiyoruz. Şimdi bunun içinde ne isteyeceğiz abi? CSS yazacağız. Hemen touch yapalım. Bu arada niye bilmiyorum ama bak, şimdi şöyle bir şey var. Mesela Mac'te çalışıyorsunuz. App.js yazdınız. Index.html yazdınız. Ondan sonra main.css yazdınız. Normalde touch deyince MacBook'ta hepsine dokunuyor ama burada belki ayrı bir syntax kullanmamız lazım. Dolayısıyla teker teker taşlayacağız hepsine. Taşlayacağız deyince dokunacağız. Bu çok manalı oluyor. Index'imizi verdik. Main.css'imizi verelim. Ne diyor? Hah, touch'ımızı unuttuk. Main.css. Her şeyimiz tamam mı? Pokédex dosyamızın içindeyiz. Dir attık. 3 tane dosyamız var. Kod, boşluk, nokta yapıyoruz. Bu file'ı ben file pet'e, bu pet'i kendim ekledim. Google'a yazarak da direkt şeyde gelmiyor. Windows command line'da yoktu benim. Dolayısıyla direkt ekleyebilirsiniz. Şimdi proje dosyamız bu. Hemen bir küçük bir başlangıcını atalım. Ondan sonra şu yan tarafı size göstermek için tutacağım. Şöyle şuraya YouTube, Pokédex. Bunlar havalı şeyler, önemli şeyler. Şöyle bir boşluk bırakalım. Erkancan. Buraya ellemiyorum. Link taglerimizi verelim. Heading'i vereceğim. Vermeden önce ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim.
main CSS dosyamızı aldık. Bunu şu şekilde vermemiz gerekiyor. Normalde Slash'ta da lokal ortamda çalışıyor ama şeyi denedim de GitHub'a atmak istediğimde çalışmıyor. Şimdi iki tane de yöntem söyleyeyim. Sık sık karşılaşmaya başladım. Bazı projelerde yapıyor. Aklınız karışmasın. Biliyorsunuz normalde script tag'lerimizi body'nin içine bütün markup'ımızdan sonraya ekliyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü markup'ımız yüklensin. Bir user'ımız bunu görsün. Ondan sonra ne script çalıştıracaksak onu çalıştıralım diye. Fakat burada yani HTML'imiz yüklensin. Ondan sonra JavaScript gelsin. Fakat şöyle şeyler de görebiliyorsunuz. Sınavlara falan giriyorsanız orada karşılaşıyor. Şey yapmayın, karışmasın aklınız diye. Şuraya defer atıyorsunuz. Bu demek oluyor ki baba benim markup'ım bitsin. Her işim bitsin. Ben CSS'imi falan bir göndereyim. Ondan sonra sen ne yapmak istiyorsan bütün görevini yerine getirebilirsin demek. Bunu böyle verdik. Şimdilik sadece şuraya hello diyorum ve live server'da açalım. Şimdi bunu birazcık küçülteceğiz. Sizin de görmeniz için yaptığımız değişiklikleri. Ana ekranımı alacağım. Şöyle şuraya yapalım. Şimdi bu projemiz tabii ki responsif olacak. Fakat mobil yani media query atmayacağız. Dolayısıyla sizin şu anda küçük görmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Yani projenin büyük haliyle küçük hali arasında çok fark olmayacak. Zaten responsif yapacağız ama media query atmayacağız. Dolayısıyla hani büyüyüp küçük stil değiştirmelere bakmamıza gerek yok. Arada büyütüp box'larımıza baksak yeterli. Şimdi bir projeye başlamadan önce bunlar yapılması gerekenler. Projeyi daha planlamıyoruz. Proje üzerine düşünmüyoruz. Ne yapacağız abi? Önce fontumuzu getireceğiz. Bunlar her projede yapmanız gereken şeyler. Import linkini aldım Google Font sitesinden. Ben Poppins kullanıyorum. Bunu buraya getirdik. Sonra search barımız vardı hatırlarsanız. O search barı için font awesome ikonları kullanacağız. Başka bir ikon sağlayıcınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Mesela Bootstrap ikonları var. Onu görmüştüm en yakın zamanda. Dolayısıyla isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Fark eden bir şey olmuyor. Getiriyoruz Font Awesome CDN'imizi. Minified version'ını alıyorsunuz. Küçültülmüş hali. Good practice olarak da şuraya Font Awesome CDN yazabilirsiniz. Buraya Custom CSS yazabilirsiniz. Daha sonrasında kodunuzun daha iyi okunması için buraya da Custom JavaScript dosyamız diyebiliriz. Bunları save ettik. Buraya geldik. Önce bir resetimizi atalım. Margin, ops, margin 0 verdik. Padding'imize 0 verdik. Aşağı indik. Box size'ımızı border box dedik. Şimdi bunları niye yapıyorsunuz diye soran varsa hani tam JavaScript kursu ama belki bu resetleri daha önce görmemişsinizdir. Onun sebebi şurada görüyorsunuz küçük bir boşluk var. O boşluklar browser'dan gelen default stiller. Bunu save ettiğimizde gördüğünüz gibi ucuna yapıyor. Border box da border'ın yani bir elementin mesela div'in boyutunu hesaplarken içindeki padding'lerin marjinlerin sayılıp sayılmayacağını şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu box dışına taşmadan o border box'ı alıyor. Bunlar resetler. Detaylı bilgileri okumak isterseniz box sizing, border box yazıp gidin Google'a sorun. Orada detaylı dokümantasyonları görebilirsiniz. Bu bizim başlangıç hadisemiz. Geliyoruz abi body'mizi alıyoruz. Bunun width'ini veriyoruz ve burada bekliyoruz. Şimdi burada çok büyük bir proje değil bu. Farkındayım. Yani çok fazla parçası olmayan bir proje. Single page bir proje. Fakat her zaman şunu alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum öğrenirken. Hiçbir şekilde projeyi planlamadan bir satır kod yazmamaya çalışıyorum. Çünkü eğer ki önden planlamazsanız daha sonrasında problem yaşadığınızda yapısal problemler yaşarsanız çözmesi çok daha uzun zaman alıyor. Dediğim gibi bu çok küçük bir proje, çok önemli mi? Değil bu aşamada. Ama iyi bir alışkanlık kazanıyorsunuz. Çok uğraşmak istemiyorsanız, yani uğraşmak istiyorsanız uygulamalar var ama gidip Paint'ten sadece kafanızdaki görselleri böyle kutular halinde bir yere koymak bile sizin işinize yarayabilir. Şimdi şöyle hayal ediyoruz. Bizim neyimiz var abi? Önde üstte bir tane heading'imiz olacak. Altında bir tane search kısmımız olacak. O search kısmının içinde bir tane input'umuz olacak. Bir tane arama butonumuz olacak. Onun aşağısına geldiğimde bütün bir container olacak. O container'ın içinde de birer Pokemon box'u olacak. Bu Pokemon box'ını o ana element, ana container'ın içine koyacağız. Markup'ımız o yüzden kolay. Dolayısıyla çok bir zorluk yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bir tane H1 attık. Modern Pokédex diyelim.
Bu kod bu arada GitHub'a da gidecek. Oradan projeye başlamadan önce de alabilirsiniz. Şimdi ben bunları aşağı doğru sıralayacağım ve flex vermek istiyorum. Dolayısıyla bunları flex gibi düşünürsen her parçamı ayrı ayrı bir konteynerin içine almam lazım. Bir tane form yapıyorum. Buna da poke search formu diyorum. Hops. Action istemiyorum. Bunun içinde backend'imiz olmayacak. Sadece class'ı stillendirme için verdim. Buraya bir tane input attım. For poke oops, input dedik. Bunun ID'sine de poke input'umuzu verdik. Şimdi burada benim mesela karıştırdığım, bazen nedenini çözemedim ama geri dönüp anladığım şeylerden bir tanesi. Class'larla çalışmaya alıştıysanız input'ta mesela otomatik olarak ID'ye geliyor. Dolayısıyla kafanız karışmasın. Ben bazen lan stillendirme yapıyorum, niye çalışmadı diyorum. Buna da btn search diyorum. Buraya da bir tane ikonumuzu koyacağız. Bu ikonumuz da nereden geliyor arkadaşlar? Font asımımızdan gelecek. Şöyle buraya getiriyorum. Font asımı bu yüzden ekledim. Search dediğin zaman bu güzel bir site bu arada. Ben premium versiyonuna geçmedim ama ihtiyacım olan her şeyi de rahatlıkla bulabiliyorum. Yani şu olsa daha iyi olur mu dediğim şeyler oluyor tabii ama free versiyonunu kullanarak istediğim gibi çalıştırabiliyorum. Baktık abi, modern Pokédex'imiz var. Bir tane search barımız var. Kendileri gayet iğrenç, çirkin gözüküyorlar. Fakat canımız sağ olsun. Şimdi gelelim container'ımıza. Bunun içine Pokemon'larımızı koyacağız. Poke container. İndim aşağıya. Bu container'ın içinde de Pokebox container'larımız olacak. Pokebox div'lerimiz olacak. Ve bunun içine de arkadaşlarımızı koyacağız, Pokemon'ları. Şimdi image'e geldik. Bu image'ları nereden alacağımızı da şöyle şu image linklerini bir alayım, size de göstereyim. API'yi kurcalamaya da devam edeceğiz. Stillendirmeden sonra bu aldığımız API datasıyla nasıl çalışacağımızı, bize hangi özellikler verdiğini detaylı bir şekilde sizlere de göstereceğim. Şöyle alalım. Yanına ikinci ekrandan size hazırlıyorum. .png. Evet. Bu Pokemon app'imiz. Bir saniye bekletiyorum. Image URL'sini alalım. Geliyor. Şurada bu bizim JavaScript'imizden, bir önceki projeden alıyorum. Bunu nasıl buldun dersen Google'a dedim ki Pokemon image. Şimdi bu image'larımız var. Bu image'lar gördüğünüz gibi ID ile geliyor. Şurada. .png. Mesela diyelim ki hepinizin aklında aynı soru var. 69. Pokemon ne? Bellsprout. Bunu artık ezberledim. Beynimde böyle bir bilgi var. Niyeyse 69 ID'li şeyimiz, Pokemon'umuz Bellsprout. Şuradaki ID'yi değiştirerek ve bu ID'de Pokemon'ların ID'leri, istediğimiz Pokemon'lara erişebiliyoruz. Dolayısıyla ben bunu 1'e alıyorum. Balbazar sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Bu URL'yi alıyorum. Image source olarak giriyorum. Şu anda hard code veriyoruz. Tamam mı? Fakat daha sonrasında bu bilgilerimizi API'den alacağız ve API'den ona göre düzenleyeceğiz. Şimdi image'ımız var. Altına bir tane H4 tag koyalım. Buraya da Pokemon ismi koyacağız. Bulbasaur. Doğru mu? Kendi projemizden. Bulbasaur. Aynen. Gayet güzel. Aşağısına indim. Neleri isteyeceğiz abi? Bir tane ID'sini isteyeceğiz. 001. Aşağı indim. Ne isteyeceğiz? Type isteyeceğiz. Buna da type diyorum. Buna da type şöyle birleştirelim. Grass. Şunları tablememiz için, JavaScript'te seçerken rahat kullanmamız için poke name class'ını verdim. Class poke id verdim. Buna da poke class'ını vermedik. Poke type verdim. Gördüğünüz gibi gayet çirkin gözüküyor. Kesinlikle böyle görünce böyle için kalkacak şekilde gözüküyor. Fakat CSS'imiz niye var? Bunu güzelleştirmek için var. Şimdi önce body'mize gelip şu font family'mizi de bir girelim. Yandaki kodumdan alayım hemencecik font family'mize. Azıcık cheat yapıyoruz ama sıkıntı yok. Sonunda biz yazdık. Evet, font family'mizi nasıl giriyoruz abi? Yukarıda tanımladık zaten. Font family import'umuzu aldık. Geldik buraya, yapıştırdık. Teker teker tepeden aşağıya doğru stillendirmemize başlayabiliriz. Öncelikle background'ımızı verelim. Background'ımız gradient olacak. Dolayısıyla background color burada çalışmıyor. Background ya da background image'i kullanabilirsiniz. Her ikisi de bu iş için uygundur. Ben renklerimizi aldım. Buraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi çok tatlı gözüküyor. Hops.
Çok tatlı gözüküyor. Minimum height'ımızı da verelim. Çalışırken şu anda daha rahat çalışmamız için. Zaten aşağı doğru taşacak ama bu şekilde genişliğimizi verdik. Display flex'imizi veriyoruz. Flex direction'ımız kalın olacak. Aşağıya doğru inmesini istiyoruz. Başka istediğimiz bir şey var mı? Text align'lara sonra gireceğim. Şimdi gelelim input'umuza. Input'umuzu form'la seçiyorum. Form'u display veriyorum. Flex veriyorum. Flex direction'ımız şey olsun diye, yan yana olsunlar diye. Bitine niye %100 veriyorsun baba dersen, bu %100'ün anlamı geçen yayında soruldu. Bir üstündeki parent elementin, kendisinin parent'ının bitinin yüzde kaçını alacağını belirtiyor bu. Dolayısıyla tamamen o bit'i almasını istiyoruz. Align item center dedim. Bunu ortaya doğru aldım. Buraya text align de diyebilir. Center diyelim. Ortalasın kendisi. Şimdilik bir problem var mı? Yok. Buna bir margin vermeyi düşünüyorum. Şöyle 3 rem bir margin vermeyeyim her yerden. Aşağıdan yukarıdan 3 rem. Buradan da 0 veriyorum. Aşağıya alıyorum. Yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Gelelim aşağımızda nelerimiz vardı bizim? Bir input'umuz, bir button'ımız var. Class'tayken birer tane olduğu için şöyle seçebiliriz. Button diye alabiliriz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Font size'ını ellemeyeceğim fakat şöyle bir padding vereceğim. 20 piksele 40 piksel. Bakalım nasıl oluyor. Çok büyük oldu. 30 dedim. Hoşuma gitmedi. 10 piksele 30 piksel. Bunlar birazcık el alışkanlığıyla gelişiyor. Şimdi magic number diye bir şey var. Bunu da anlatayım size. Geçen gün okuduğum bir makaleydi. Bir şeyleri fitlemeye çalışırken, buradaki paddingle oynamaktan bahsetmiyorum ama atıyorum margin ayarlarını vermeye çalışıyorsun ya da işte belli miktarda bir elementi sağdan sola ayarlayacaksın. İstediğin efekti görene kadar margini işte ya da işte hangi değeri değiştiriyorsan onu değiştirmek kötü bir practice olarak geçiyormuş. Çünkü orada bulduğun sayıyı sen deneme yanılmayla sürekli deneyerek buldun. Dolayısıyla buna magic number deniyormuş ve çok talep edilen, istenen bir hadise değilmiş. Aklınıza bulunsun. Buraya background color gireceğiz. Background color. Diyeceksin zaten var orada. Niye giriyorsun? Butonumuz da değişsin. Background color'ımızı beyaz buluyoruz. Border'ımızı none yapıyoruz. Evet. Gayet şekillenmeye başladı. Focus'umuza gideceğiz. Cursor'ımız pointer ayrı. Şimdi şöyle alalım. Input, focus, outline, color değil tabii ki, outline, none. Bu teknoloji bu arada bazen bayağı zarar veriyor size. Geçen gün şeyi fark ettim, böyle birçok şeyi snippetlere o kadar alışmışım ki hatırlamam gerçekten uzun sürüyordu. Buna da cursor pointer veriyoruz. Stillendirme konusunda belki şuraları biraz daha değiştirebiliriz ya. Şöyle 15 piksel hani güzel gözükmesi açısından sanki daha tatlı oldu. Belki şunu böyle bir tık daha 30 yaparsak. Hani daha geniş daha tatlı oldu yazarken. Tekrardan input'umuzu alırsak da bana bazen şey soruyorlar, abi niye bootstrap kullanmıyorsun diyorlar. Açıkçası vallahi CSS yazmak bazen çok hoşuma gidiyor. Böyle değişik şeyler yapıyorsun falan. Bayağı tatlı geliyor bana. Dolayısıyla seviyorum CSS yazmayı. Şu padding'i başka bir yöntem bulayım size. Şu padding'i 20'ye geriden çekip şunların font size'ını 1.2 rem yapabilirim. Böylece içerideki sayıları da daha tatlı görmüş oluruz. Var mı sıkıntımız? Yok. Şimdi formdan sonra üste bir daha bir gideyim. H1'imizi bir sınıflandıralım. Dediğim gibi birer tane olduğu için direkt element isimleriyle seçiyorum ama daha karmaşık bir yapımız olsaydı burada class'ları, ID'leri kullanmanıza fayda var. Font size'ını 3 arayan color'ını FFF alıyor. Şunu böyle birazcık azaltabiliriz belki 2.5 RAM. Gayet tatlı gidiyor. Şimdi geldik asıl mevzumuza, Pokemon'umuza. Öncelikle Poke Container'ımızı alalım. Container. Bakalım Poke Container'ımız doğru isimlenmiş. Aynen. Buna display flex diyeceğiz. Buraya çok fazla bir şey girmemize gerek yok. Width her yerden almasını isteyeceğiz. Flex wrap'ini açacağız. Başka ne vereceğiz? İçe doğru birazcık padding vermek istiyoruz. Padding'imizi de şöyle 3 rem verelim. İçeriye doğru sıkışsın birazcık. Hemen geldik.
Aşağıya geldik. Pokebox'ımızı alalım. Hoşumuza gitmeyen olsa değiştireceğiz. Bit'i 300 veriyorum. Niye 300 veriyorsun dersen, bu daha öncesinde projeyi yazdığımız için 300 bizim için ideal bir şeydi. Yani o Bit'inin hoşumuza gitti. Background color'ın arkasını şimdilik beyaz veriyoruz. Daha sonrasında database'den alacağız. Border radius'umuz var. Border radius'umuzu da şöyle 15 piksel verelim. Tatlı oldu. Image'e gidelim. Şu image'ımızı bir düzeltelim. Pokebox image'ı aldım. Image arkadaşımızı alamadım. Bunun width'ini %100 yapıyorum. Şeyi küçülttük. Şimdi bunu oynayabilirsiniz. Kartına kadarlık ayarlamak istediğinize göre değişebilir. Mesela bu birazcık kart için geniş oldu. Şöyle 80 dersem daha tatlı oluyor. Köşelerden de birazcık boşluk var. Ben normalde kaç kullanmışım? İlk gösterdiğiniz projede söyleyeyim. Onu almak isterseniz size kalmış. Pokemon'a gidiyorum. %90 kullanmışız. %80 burada sanki güzel gibi. Şöyle büyük halinde de gördüğümüzde fena almıyor. Padding'imizi biraz belki arttırabiliriz. Hani ona göre boyutunu birazcık şey yapabiliriz. Birazcık padding verelim. Tepeden 10 piksel, her yerden 10 piksel biraz sıkıştıralım. Kartlarımız güzel oldu. Marginlerini de verince şöyle margin aşağıdan yukarıda 10 piksel. Buradan sıfırımızı veriyoruz. Güzelce açtık. Aşağı iniyorum. Neyimiz var abi? Bir tane H4'ümüz var. Pokebox H4'ümüzü aldık. Bunun font size'ı bir tık çık büyütmek istiyoruz. Çok değil. Diğerlerinden daha böyle büyük kalsın. Niye almadığını düşünüyorum. Pokebox'ımızı çünkü doğru seçememişiz. Şöyle yapalım. Balbazarımızı birazcık büyütüyoruz. Bunun top and bottom'ına da küçük bir piksel verebiliriz. 10 piksele auto verelim. Tatlı oldu. 10 piksel demeyelim. Aşağısı açıyor. Zaten buna şey deniyor bu arada. Margin collapse deniyor. Aşağısı ile yukarısı collapse'lediği için. Aşağı iniyorum. Pokebox'ımızın son artık işlerini yapıyorum. P-tag'ini alacağım. P-tag'i hem type'ı hem ID'yi alıyor. Şöyle margin 5 piksel auto verdim. Aşağı indim. Font size'ı değiştirmeme gerek yok. Birazcık açtık. Pokemon kartımız sanki hazır gibi ve gayet güzel gözüküyor. Şimdi birden fazla Pokemon kartımız olduğu için bu Pokemon kartlarımızın aynı anda sayfadayken nasıl gözüktüğüne bakalım. Bir sürü ekliyorum. Nasıl gözüküyor? Gördüğünüz gibi çirkin gözüküyor. Aralara çünkü şeylerimizi vermedik. App'imize değil CSS'imize gidiyoruz ve bunu düzelteceğimiz yer Pokemon Container'ımız. Pardon, önce Pokebox'larımıza gireceğiz. Pokebox'larımızda şimdilik şöyle şunu biraz genişleteyim. Margin vereceğiz birbirinden. Margin aşağıdan yukarıdan vermemize gerek var mı? Var. Her taraftan 20 piksel versek nasıl gözüküyor? Gayet tatlı gözüküyor. Bakıyorum. Fakat gördüğünüz gibi şu anda ortalamış versiyonda değil. Dolayısıyla bunları da bir ortalamak istersek. Justify Content Center. Şöyle yapalım. Gayet tatlı oldu. Align Item Center vermenize zaten gerek yok burada. Başka neler verebiliriz derseniz, center'lamak istemiyorum derseniz, mesela space between derseniz, şöyle açıldığı zaman yine aradaki mesafeler daha tatlı oluyor. Buna daha fazla item ekleyeceğiz. Aşağı doğru kayacak gidecek ama şu boşluklar biraz fazla geliyor bana. Şu marginimizi birazcık küçültebiliriz gibi geliyor. Nerede şeyimiz? 10 piksel verirsek şu burayı da katlayalım. 10 piksel verelim. Çok oldu. Yenilendi mi ben mi fark etmedim? Şöyle. Gerçi aradaki space between dediğimiz için öyle. Center dersem muhtemelen daha tatlı gözükecekler. Evet. Boşluğu yanlardan verdik. Aralardan vereceğimize. Buna siz oynayabilirsiniz ya. Paşa gönlünüz nasıl isterse. Kendinizi nasıl hissediyorsanız. Şöyle padding'i de birazcık içten Pokebox'ından da sileyim. Şöyle. Paşa gönlünüz nasıl isterse. Her seferinde farklı oluyor ama işte o zamanki ne hoşuma gidiyorsa ona göre bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Tekrar küçültelim. Küçülttüğümüzde de bu gördüğünüz gibi gayet responsive. Şuraya body'ye gidiyorum. Overflow.
X'imizi hidden yapıyorum. Bir sigara arası verdim. Kendimi tutamadım. Yine stillerle oynadım. Dediğim gibi stiller tamamen size kalmış. Hani bitirdiğimizde tekrar da oynarız. Biraz şu araları açarız falan böyle. Her yer istediğimiz gibi olur. Ondan sonrasına bakabilirsiniz. Ben son bir şey yapacağım. Padding'i 18 piksel vermeyeceğim. Padding'i biraz küçülteceğim. Bu son. Vallahi son. Stillendirme son. Şimdi diyeceksin ki anlıyor musun peki? Hani design'dan anlıyor musun? Anlamıyorum ama gayet güzel, keyifli gözüktü gözüme. Bakıyorum. İçeriye doğru sıkıştırdık. Şimdi gelelim işin asıl eğlenceli kısmına. İşin asıl eğlenceli kısmı JavaScript'te. JavaScript'te geçmeden önce daha önce böyle API ile çalışmamış arkadaşlar için küçük bir test run'ı yapacağız. Bu Biret abinin anlatmadığı bir şeydi. Fakat da işte farklı kurslarda izlediğim için, farklı projelerde yaptığım için bunu anladığımda bambaşka bir seviyeye çıktı benim bu API'leri anlamak. Şimdi API temel olarak özellikle Poke API ile çalışıyorsan herhangi bir şeyin yok. Bir key koymana gerek yok. Bir request limitin yok. Buradaki linkimiz bize bir miktar data gönderecek. Mesela Pokemon ID ile gidelim. Şurası bizim endpoint'imiz. Burası sabit URL'imiz. Bu da endpoint'imiz. Yani bu API'nin üzerinde burayı target ediyoruz. Girdiğimiz zaman bize böyle karman çorman bir data geldi. Sonra büyülü bir şekilde JSON formatına geri geldi. Bu arkadaş JSON Weaver Pro isimli bir adet Chrome extension'ı bize API'den Pokemon/1'e hedeflediğimiz zaman gelen data bu. Şimdi bu data yine karmaşık gözüküyor. Ama şunu şöyle iyice küçültürsek. Bu gelen arkadaşları şöyle type'ı da küçültelim. Temel olarak bize gelen şeyler bunlar. Bu zaten görüyorsunuz bir object. Ve içinde farklı key value pair'lerimiz var. Doğru söyledim mi? Kesin söyledim. Dolayısıyla biz bunu alıp bir değişkenin içerisine sabitleyip diyelim ki bu değişkenimiz Pokemon olsun. Pokemon.id dediğimiz zaman elde edeceğimiz değer budur. Pokemon.weight deyince elde edeceğimiz değer 69'dur. Lan bu projeye bir değişiklik yapıyorum ben. Nerede bizim şeyimiz? Ana projemiz. Gel baba ana projem. Ben buraya bir de weight değeri koyuyorum abi. Madem weight'imiz var. Type'ımızın üstüne P seçiyorum. Class oluşturuyorum. Poke ve ilk HT diyorum. Buraya da 69 kilogram dedim. Tamam mı? Gelelim. Dolayısıyla biz bu bize gelen datayı gördükten sonra bunu burada da görebilirsin. Mesela bu kolay bir API çalışması. Bunun dışında Postman var. İnsanlar onu kullanıyorlar. Yakında okuduğum bir makalede VS Code'a da böyle bir extension ya da işte inbuilt bir özellik gelmiş. Dolayısıyla Postman kullanmanıza da gerek yok. Ama ben Postman kullanmayı öğrendim. Size de tavsiye ediyorum. Postman'ı da şurada gördüğünüz gibi indirdim. Postman. İndiriyorsun abi. API'ni oraya inşa ediyorsun. Sonra gelen datalara bakıyorsun ve ona göre hangi datayı kullanmak istiyorsun, hangi özelliğine taplamak istiyorsun bunları görebiliyorsun. Şimdi bu şekilde anlayınca işler çok daha kolay oluyor. Bizim arkada yapacağımız şey, JavaScript'imizde yapacağımız şey ne abi? Bu dataları alıp kaç tane Pokemon için istiyorsak ondan sonra bu dataları oynamak. Gelelim kodumuza, index.html'imize. Burada da bir sürü sayfamız açık. Hangisi acaba bizim Pokédex'imiz? O da bu. Şimdi öncelikle şu arkadaştan sadece şu arkadaşı bırakalım. Çünkü bunda weight datası var. En yukarıya doğru gidiyorum. İlk Pokébox'ımıza kadar gidiyoruz. Geri kalan her şeyi siliyorum. Bir tane daha kaldı galiba. Oo, daha kalmış. Çok Pokébox girmişiz. Şöyle bunları aldım. Sayfamızı yeniledim ve elimizdeki tek Pokemon'umuz Bulbasaur şu anda. Böyle küçülttüğümüz zaman gayet tatlı gözüküyor. Tek Pokemon'umuz Bulbasaur. Şimdi bunu dataya alıp o datayı da DOM manipülasyonuyla kendi elementlerimizi yapacağız. Şimdi önce sabitlerimizi getirelim. Burada sabitlerimiz ne var? Önce direkt search input'umuzu getirelim. Bunu search için kullanacağız. Document.get
query selector. Class'ımız neydi? Search. Search input. Normalde çalışırken, büyük projelerde çalışırken ben yan yana iki tab açıyorum. Aynı zamanda 3 ekran kullanıyorum. Problem yaşamıyorum ama burada tek ekran çalışmalıyım. Çünkü size göstereceğim. Mesela bak search input değilmiş. Poke input demişiz ID'sine. Ki bu ID arkadaşlar. Dalmayın. ID poke input. Verdik mi? Aşağıya gelelim. Butonumuzu alalım. Search btn document.query selector diyoruz. Bunun class olduğunu biliyoruz. Neydi? btn search. Bunu getirdik. Şimdi bir de bir arkadaş daha getireceğiz. O da poke container. P'si küçük. Poke container. Bu container'ı niye getiriyorsun? Pokemon Box'ı niye getirmiyorsun dersen bir kere Poke Box'ımız şu anda yok. Poke container getirme sebebinde box'larımızı oluşturduktan sonra bu box'ları bir şeye bağlamamız gerekiyor. Yani bir parent'ına, bir parent'e ihtiyaçları var. Çünkü niye? Normal bizim structure ettiğimizde bir tane container'ımız var. Onun içine koyuyorduk Poke box'ları. Oradaki yapıyı yapmak için de Poke container'ımızı getirdik. Bir tane daha const alalım. Kolay kullanmak için. Poke count diyeceğiz. Kaç tane Pokemon alacağımız? Biz 151 alacağız. Niye 151 dersen 151 adet bizim orijinal Pokemon sayımız. Yani bizim tam Mewtwo'yu da sayarsanız biliyorsunuz laboratuvarda yapıldı kendisi. Hani Mew doğal halde var. Mewtwo ile beraber 151 tane orijinal first generation Pokemon'umuz var. API'mıza gelirsek de API'deki URL'miz ne olacak ona bakacağız. Burada değişik şekillerde alabiliyorsunuz. Bir Pokemon sayısı kadar alabiliyorsunuz. Yani belli bir limitte çekebiliyorsunuz. Atıyorum 150 tane Pokemon'u tek seferde çekebilirsiniz. Ondan sonra o gelen datayı storeladığınız yerle çalışabilirsiniz. Bu bir seçenek. Ya da teker teker request atabilirsiniz. Şimdi bu bir production app'i değil. Dolayısıyla hani 150 adette çok fazla bir istek değil. Daha doğrusu alacağımız verinin boyutu küçük. Dolayısıyla bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Yani teker teker alabiliriz. Ben bunun arka planını yaparken yani Node.js ve Express'te yaparken Pokemon'u tek seferde alırken şöyle bir problem yaşamıştım. Datanın boyutu hepsini beraber alınca çok fazla büyük olduğu için ekstra bir adım atmam gerekmişti. Ve Node.js'e de o kadar alışık olmadığım için bu adımı atmak beni huzursuz etmişti. Çünkü hani içselleştirememiştim. Yani çözene kadar çok uğraşmıştım. Yani tabii ki çözdükten sonra güzel bir tecrübe edindim ama çözene kadar çok canım acımıştı. Datayı alıyorum. Data eksik geliyor. Yarısı geliyor. Yarısı gelmiyor. Server hata veriyor. Niye hata verdiğini çözemiyorum. Google'a yazıyorum. Bulamıyorum. Daha önce Weather API ile yapmışım. Aynısını tek seferde çalışıyor. Bu çalışmıyor. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Data çok büyük gelince o dataları birbirine bağlaman gerekiyormuş. Ben onu bilmiyordum. Burada bizim böyle bir problemimiz yok. Teker teker alacağız. Şuradaki ID'ye dediğim gibi ID'ye bağlanacağız. Şimdi hemen bir fonksiyonumuzu yazalım. O fonksiyonumuz da const init Pokemon. Buna istediğiniz adı verebilirsiniz. Tamam mı? Bu bir fonksiyonumuz olacak. Bu bir asynchronous fonksiyon olacak. Arrow fonksiyonumuzu veriyoruz. Aşağıya indik. Şimdi bizim 151 tane Pokemon'umuz var. Dolayısıyla bunu o şekilde çalıştırmak isteyeceğiz. For i let i is equal to 1. Normalde biliyorsunuz sıfırdan başlıyoruz. Burada sıfırdan başlamama sebebim ben bu i'yi i variable'ını id olarak besleyeceğim. Pokemon id'miz de sıfırdan değil birden başladığı için normalin dışında yani normalde sıfır görüyorsunuz. Ben 1 kullanıyorum. I pokecount'tan pokecount'ımızdan küçük ya da eşit ise çünkü 151'i de alıyoruz. I'ımızı bir kere arttırıyoruz. Her seferinde de get Pokemon Pokemon fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz ve içine de I'yi paslıyoruz. Fakat bu fonksiyon ne olacak? Bloklamaması gerekiyor bizim kodumuzu. Await'imizi koyuyoruz. Şimdi get Pokemon'u tanımlayacağız. Get şöyle yapalım. Const get Pokemon. Yine asynchronous bir fonksiyonumuz olacak. Buraya arrow function'ımızı kuruyoruz.
Bu klavyeyi de yazarken çok zorlanıyor. Normalde Mac'le çalışıyorum. Ona alıştım. Şimdi bunda zorlanıyorum. Mac'te zorlanıyorum. Şimdi bunda zorlanıyorum. Fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi yapmamız gereken URL'mizi tanımlamak. URL'miz de ID ile geçiyor. Şuradaki ID aslında buradaki I. Yani bu I'yı buraya ID olarak bahsedelim. Şimdi URL'mizi belirtiyoruz. URL'miz de nereye tableyeceğimiz de. Nerede bizim Pokemon API'miz? Şunu şuraya alıyorum. Şu ikinci ekranımdan. Şu arkadaşı alıyoruz. Ama bunu save'ledim. Yukarıya kaldırdım. Bunu yapıştırdık. Tabi buraya yapıştırmadan önce template literal'ımızı hemen şöyle yapıştırıyoruz. İçine verdim. ID'mizi de diyoruz ki baba sen de bize ID'mizi buradan. Let response rest yazabilirsiniz. Fetch giriyoruz. Tabi buraya await koymamız lazım. Fıtık fıtık. Niye bu await'i koyduğumuzu da size hemen bir anlatayım. Şimdi await normalde JavaScript'imiz nasıl çalışıyor bizim abi? Bu detaylı kurslarını almanız lazım bu asynchronous fonksiyonlarla ilgili. Ama sadece hani bu durum özelinde anlatayım ben size niye böyle istiyoruz. Normalde JavaScript biliyorsunuz tepeden aşağıya doğru çalışıyor. Sıra sıra bütün kodları execute ediyor. Bir kod bitince aşağısındakine geçiyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Eğer ki siz uzun süreli bir işlem eklerseniz, yani mesela bizim burada neyimiz var abi? Init Pokemon'umuz var. 150 kere çalışması gerekiyor. 151 kere. Pıtık 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 pıtık. Sonra aşağı indim. Yine URL alıyor. Pıtık 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 çalış. Ne yapıyor abi? Aşağıdaki kodu blokluyor. Buna non-blocking kod haline getirmemiz gerekiyor ki işlem akışımız bizim takılmasın. Dolayısıyla bizim bu kodumuzun bu kod çalışırken aşağıdaki başka muhtemel çalışan kodları sıkıntıya düşürmemesi gerekiyor. Şimdi bizim buradan bir data aldık, tamam mı? Bu datamıza JSON formatında geliyor biliyorsunuz. Yine await diyoruz. Await diyoruz. Res.json'ımızı çalıştırıyoruz. İlerlemeden önce datamızın neye benzediğini görmeniz için şu bir kere önce şu count'u bir ona çevireyim ki daha az datayla çalışalım şimdi bakarken. Daha sonrasında arttırırız. Sayfayı bir daha şöyle yeniliyoruz çünkü butona bastık. Tabi bunu kollamamız lazım. Neydi fonksiyonumuzun ismi? Init Pokemon. Başlangıçta kolluyoruz. Gördüğünüz gibi, görüyorsunuz mu? Dur lan. Heh, görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi, şöyle bir iyice de büyüteyim. Gördüğünüz gibi bize her request'te bir tane object geliyor. Ben bu object ile element lafını çok karıştırıyorum bu arada. İkisine hata yaparsam aklınızda bulunsun. Biz bu datayı JSON formatından çevirdikten sonra bu JavaScript object haline getirdik bunu. Şöyle verilerimiz var. Dolayısıyla bizim şu anda bağlantımız gayet başarılı. Normalde bir API ile çalışırken status kodları falan oluyor. Onlara da bakmak isterseniz. Burada gördüğüm kadarıyla öyle bir mesajımız gelmiyor bizim. Fakat her request'te 200 success şeyini görmeniz gerekiyor. Ona göre işlem yapıyorsunuz. Başarılı oldu mu, başarısız oldu mu diye. Şimdi geri dönelim app.js'imize. Nerede bizim app.js'imiz? Şimdi bu aldığımız datayı kullanmamız lazım arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız? Bu datayı az önce gösterdiğim gibi neleri aldığımızı biliyoruz. Biz bu aldığımız şeylerin özelliklerini taşımamız lazım. Yani Pokemon kartları oluşturmamız lazım. O yüzden de buraya bir tane şey çağırıyoruz. Fonksiyon çağırıyoruz. Create Pokemon Box. Ve içine ne atıyoruz abi? Data. Datayı kullanacağız. Const create geldi. Pokemon diyoruz. Eşittir. Açıyoruz. Buraya ne pesliyoruz abi normalde? Datamız gelecek. Bu datayı rahat kullanmamız için ben buna Pokemon veriyorum. Arrow function'ımızı hemencecik çalıştırıyoruz. Aşağı indik. Şimdi bizim bu her Pokemon her seferinde olacağı için aldığımız request'e geliyor. Dolayısıyla Pokemon.name şöyle göstereyim size mesela. Console.log Pokemon name. Şimdi diyeceksin ki bu name'i nereden buldun abi? Bu name'i şuradan bulduk. Mesela name'e tap'lediğimizde bulbazar gelmesi lazım. Canım balbazarım. Hemen şöyle geleyim. Gördüğünüz gibi bunu 10 kere çalıştırdığımız için ilk 10 tane Pokemon'umuz geldi. Bunları bir değişkenin içerisine saklayalım ki daha rahat edelim. Name let değil const diyelim. Const name is equal to Pokemon
Pokemon Batman. Biz bir kere Balbazar'ımızı şöyle bir konsolda atarsak bir daha. Burada bir tane sıkıntımız var. Onu çözelim. Hemen hazır buradayken. Burada gördüğünüz gibi Balbazar'ımız, Ayvazar'ımız, Charmander'ımız bunlar küçük harflerle başlıyor. Bunu büyük harfe almamız lazım. Küçük harfte bırakmamak için. Şimdi biz stringlere array muamelesi yapabiliyorduk hatırlıyorsanız. Geldim bu Pokemon name'in ilk indeksini seçtim. Bunu to upper case dedim. Tamam mı? Sonra artı Pokemon.name dot slice 1 dedim. İstediğim şeyi elde ettik mi diye bakalım. Tabi birazcık böyle özgüvensiz yazdığımın farkındayım. İnşallah çalışıyordur. Aynen çalıştı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi ne yaptık? İlk harfini seçtik. Onu uppercase aldık. Geri kalanın bir noktasından yani sıfır indeksiyle bir noktası arası neresi abi? İlk harfi. Bir noktasından sonrasını kesip alıp onu ana şeyimize ekledik. Array'imize ekledik. Sonra da string oldu zaten. Geldim const id eşittir. Şimdi burada da bir sıkıntı yaşayacağız. Şimdi onun sıkıntıyı niye yaşayacağımızı söyleyeceğim. Şöyle göstereyim. Şuradaki id'miz görüyorsanız 1 değil. 001. Ve aynı zamanda biz bunu da 001 yaptık. Dolayısıyla bizim id'miz burada gelen mesela diyelim pokemon.name uzatıyorum biliyorum ama işimiz yok nasıl. Hemen şurada console.log id girdiğim zaman bu id'ler bize 1, 2, 3, 4 diye geliyor. Bunlara ne yapmamız lazım? 0 eklememiz lazım. 2 tane yöntem var. Ben ilk açıkçası bunu düşündüm. Ve bir şeyi iyi bilip bilmediğinizi anlamak için sıkıştığınız zaman hangi yöntemle çözmeye çalıştığınız çok önemli oluyor. Ben bu durumda bu projeyi ilk yaptığımda aklıma gelen şey if condition atmaktı. Tamam mı? If id işte 1, 0 ile 9 arasındaysa ya da 10'dan 1, 0'dan büyük 10'dan küçükse 0, 0, 1'dir. Başına 2, 0 koy. String'e çevir koy. İşte şuysa şu aralıktaysa bir tane 0 koy. Şu aralıktaysa bu kadar. Ama array metotları var biliyorsunuz. O da ne abi? Pet start. Pet start kullanarak bu sorunu çok daha hızlı çözebiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz abi? Buna geldiniz. Önce bir toString yapıyorsunuz. ToString yapıyorsunuz. Önce bunu bir string'e çeviriyor. Sonra da pet start diyorsunuz. Şimdi burada ne istiyoruz abi? 3 basamak olmasını istiyoruz. Tamam mı? 3 basamak olacak burası. Ve başına basamak olmayan yerlere 0 konulmasını istiyoruz. Şimdi bakarsak console.log'umuza şöyle id'imizi verdik. Gördüğünüz gibi başına geldi. Şimdi ben bunu 20 yapayım ki siz görün. Sadece 10'da mı kalıyor diye. Gördüğünüz gibi devamlı bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bir sorunu muhtemelen yani bu kadar özgüvenli söylemeyeceğim yeni öğrenen biri adam olarak ama tek bir çözüm yöntemi yok. İdeal çözüm yöntemleri var. Doğru ya da yanlış demiyorum. İdeal çözüm yöntemleri var. Ve sizin karşılaştığınız problemde o sorunu nasıl çözdüğünüz JavaScript'te olan bilgi seviyenizi gösteriyor. Şimdi benim ilk başta yaptığım if statement'la if statement'la çözmek yanlış mı? Değil. Fakat çok daha temiz, çok daha kullanışlı bir yöntem var ve o yöntem benim aklıma gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü demek ki ben bu yöntemi bulabilecek kadar konuya hakim değilmişim. Şu anda bildiğim için hakim. Ben hani yine sorunumu çözdüm fakat daha az ideal bir yöntemle çözdüm. Bu da aklınızda bulunsun hep. Yani bir sorunla karşılaşınca onu çözdüğünüz zaman o yaşadığınız mutluluğu biliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Mesela daralmışım, saatlerce uğraşmışım, bir yerde bir hata var, ne var falan. Onu çözünce bu beni mutlu ediyor. Ama orada tatmin olmamak da önemli. Mutlaka bir işin daha kolay, daha ideal çözüm yöntemleri oluyor ya da birden fazla yöntem oluyor. Dolayısıyla onları da bulmak kendinizi geliştirmeniz açısından önemli. Çünkü günün sonunda biz ne istiyoruz? Hayatımızın sonuna kadar Pokédex yazmak istemiyoruz. Farklı sorunlarla karşılaştığımız zaman gerçek işlerde bunları çözebilecek donanımda olmak bence sana sorulduğunda şu dilleri biliyorum demekten daha önemli. Hadi bakayım bu 5 aylık kod bilen çocuktan da hayat dersi. Bu kadar da ukalalık olmaz diye olabilirsiniz. Evet bence de olmaz. Haddimizi aşmayayım. Ben kodumu yazmaya devam edeyim.
Geldik abi. Şimdi image URL'imizi zaten bunu atacağız. Dolayısıyla image URL'si vermemize gerek yok. Const diyorum. Ne alacağız burada? Kilo almamız lazım. Kiloyu da vereceğiz. Kilomuzu da bir variable'a tanımlayalım. Pokemon.weight. Diyelim ki nasıl bağlanacağını bilmiyorsun, tamam mı? Bu şeyi görmek istiyorsun ama buna nasıl bağlanacağını bilmiyorsun. Kolay bir yöntem var. Öğrenmenizde fayda var tabii şuraya bakınca, ama gelip abi copy pet dediğin zaman burada sana direkt bu elementin petini veriyor. Yani sen başına kendi prefiksini koyuyorsun ki o bizim Pokemon. Şuradan pes diyoruz, görüyorsunuz. Direkt bunu verdiğinde weight'i alıyor. Şimdi bir de type'ımız var. Fakat type diğerlerinden bir tık farklı. Nesi farklı olduğunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi type kısmında type'ımız bize bir tane array döndürüyor. Ve o array'in içinde de farklı seçenekler var. Burada bizim yapmamız gereken, biz şuraya gitmek istiyoruz, tamam mı? Buraya nasıl gidiyoruz? Pokemon.types dedik. Bize iki tane içinde birer tane object'in bulunduğu array geldi. Sonra altına indim. Types'ın type'ına bağlandım. Sonra types'ın önce types'a bağlandım. Sonra sıfırıncı indeksini seçtim. İlkini seçmek istiyoruz, main type'ı. Ondan sonra sıfırın type'ına bağlanıp üzerine bir de name'ine bağlandım. İşkenceye bak. Ama güzel. Mesela bunu nasıl alabilirsin? Şuradan copy pet yapabilirsin. Nasıl yapacağımızı söylediğimiz için tekrar uğraşmama gerek yok. Başına da kendi prefiksimizi koyuyoruz. O da Pokemon. Bakalım mesela doğrusunu almış mıyız? Bunlar önemli. İlk başta yazıyorsanız bakmanızda sıkıntı yok. Dilediğiniz kadar bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi type'lar gelmiş. Şimdi arka planları da renge göre belirleyeceğimizi söylemiştim. O array'imizi de alalım. Colors array'imizi alıyoruz. Ve ben bunu bir önceki yazdığımız projede hazır olarak renklerini çekiyorum. Ve yapıştıralım. Bu renklerimiz, bunlara key value pair'ler deniyor. Biz bu type'a dokunduğumuz zaman şunun bize geri dönmesini isteyeceğiz. Yani biz bu hadiseden bunu isteyeceğiz. Dolayısıyla onu da nasıl alıyoruz abi? Color'ımızı da belirlemek için const color diyoruz. Colors array'imizin type'ını alıyoruz. Diyeceksin ki bu ne lan, büyü gibi. Çalışır mı bu? Bakalım çalışır mı? Gördüğünüz gibi birbirinden farklı bize hex kodları geldi. Siz görüyor musunuz bunları? Görüyorsunuz. Problem yok. Evet. Değerlerimizi aldıktan sonra sıra geldi bu değerlerimizi bir şekilde kullanmaya. Const poke element. Pokemon element diye. Çok küçük olunca hoşuma gitmedi. Eşittir. Document dot create element. Oops. Create element'ımızı alıyoruz. Ne oluşturuyoruz abi? Bir tane div oluşturuyoruz. Şimdi diyeceksin ki bunu nereden çıkardın? Bizim yapmak istediğimiz şey şunu oluşturmak. Tamam mı? Poke container'ımız zaten var. Biz Pokebox'ı oluşturacağız. Şurayı oluşturuyoruz. Dolayısıyla onun ön hazırlığını yapıyorum. Sonra Pokemon element'ımı alıyorum. Bu var zaten. Class list diyorum. .add diyorum. Ve bunu Pokebox ekliyorum. Bakıyoruz doğru mu? Doğru. Şimdi geldik bu Pokedex Pokemon elementimizin içini ayarlamaya. Pokemon elementimizi alıyoruz. Inner HTML diyoruz. Bunu eşittir dedikten sonra backticklerimizi açıyoruz. Aşağı doğru da bunu indirdik. İçerisini alıyoruz. Şuradan şuraya kadar. Şu divimizin inner HTML'i, içindeki HTML'i gördüğünüz gibi şurası. Ve bunu aldık. Tamam mı? Şunu bir temizleyelim. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Şu ID'mizi alıyoruz. Bunu içine açıyoruz. Ve buraya ID'yi paslıyoruz. Alt'a mesela eklemek istiyorsunuz değil mi? Pokemon'umuzla ilgili bilgi eklemek istiyorsunuz. Gayet mantıklı. Çünkü altlar ne işe yarıyor? Search engine'lerine o sayfayla ilgili ya da işte accessibility artırıyor. Ve bu konuda size yardımcı oluyor. Search engine'lerine. Mesela Pokemon dedin. Balbazar mesela ilki information. Yok, information demeyelim. Image. Ama arada boşluk bıraktık. Sonra geldik buraya. Tekrardan şu pokename'i alabiliriz. Pokename'i buraya yapıştırdık. Şuradaki ID'ye aldık, buraya yapıştırdık. Kilogramımıza geldik.
Aldık. Bekliklerimizin içindeyiz yine. Ne dedik? Wait dedik. Bunu da yapıştırdık. Type dedik. Type'ımızın da nasıl aldık? Şöyle. Pıtık pıtık pıtık. Type. Bunu yapıştırdık. Diyeceksin ki baba bu gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Gözükmez çünkü biz bunu appendlemedik. Fakat bundan önce bir hareket daha yapacağız. O da şuraya bağlandık ya bu elementi oluşturduktan sonra. Poke elementi alıyoruz. Dot style dot background color diyoruz. Şimdi background color'ı böyle yazmanın sebebi ne? Background color'ı küçük harfle yazamıyor. Araya tiremere koyamıyorum. Dolayısıyla bunu böyle yapmamız gerekiyor. Background color'ımızı da şöyle bekliklerimizi alalım yine. Bir değişkenimiz olacak. Pıtık. Pıtık. Açamadım. Kalır. Var mı sıkıntımız? Yok. Şimdi son hamlemiz kaldı. O da gelip buraya Pokemon elementimize eklemek. Poke elementimizi nereye ekleyeceğiz abi? Pokebox'a ekleyeceğiz. Append child dedim. Bunun içine ne ekleyeceğiz? Pokemon elementimizi ekleyeceğiz. Şimdi geldik büyülü ana. Sayfayı yenilediğim anda, kaydettiğim anda Pokemon'larımızın gelmesi lazım. Eğer bir hata yapmadıysak. Yayında Pokemon müziği açmıştım ama burada açamıyorum. Telif gelir. 3 2 1 Pokemon gale kaçayım. Küçük hatalarımız var. Onları düzeltelim. Gayet çalışıyor. Şuraya hashtag'imizi koyuyoruz. Kilogram. Oha 1000 kilogram. Şuraya kilogramı koymayı unutmuşuz. Venusaur'a bak lan. 1000 kilogram hayvan. Öf. Burada tabii isterseniz kilogramdan sonra tonu monu da ekleyebilirsiniz. Hani o size kalmış. İşte 100'den büyükse atıyorum 1000'den büyükse 1 ton yaz falan gibi yapabilirsiniz. Şimdi 20 Pokemon'umuz var zaten. Şunu ben bir 151'e bir çevireyim. Şuradaki hard coded olan arkadaşımızı da dışarıya alalım. Pokemon'larımız geldiler. Birazcık stacklemişler gibi. Ve şurası çok eşit kalmıyor gibi. O da muhtemelen şu an şeyi kapadık. Hani margin'den dolayı ekran biraz büyümüş gözüküyor. Ama herhangi bir sıkıntımız var mı diye bakıyorum. Belki biraz padding verebiliriz. Stille ilgili bir sıkıntımız var. Yani şeyle ilgili değil. Genel yapıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi bir işlemimiz kaldı. O işlemimiz de nedir? Search barımızın çalışması. Bir mola verdim. Tekrar geri geldim. Ben kötü bir şey bu arada. Bir an önce bırakmak istiyorum. Fakat çok fazla sigara kullanıyorum. Bu işi de bir ara çözmemiz lazım. Sigarayı bırakmam lazım. Özellikle bilgisayar başında çalışırken çok fazla sigara içiyorum. Bunun bir son bulması lazım. Gelelim projemize. Şimdi projemizde orijinalinde yazdığımız da nasıl yazmıştık abi orijinalinde? İkisini de bırakırım bu arada repo'ya. Ya da işte birini bırakırım, birini comment out ederim. Biz buraya bu char yazınca enterladıktan sonra buraya yazdığımız arkadaş geri geliyordu. Yani yazarken C yazınca anlık değişimi takip etmiyorduk. Bu butona event listemi aratıldık. Şimdi gelin bunun tersini yapalım. Çünkü bu da gördüğünüz şeylerden biri. Bu arada React öğrendikten sonra muhtemelen bunları daha kolay demeyeyim ama efektif yapmaya başlayabilirsiniz. Yani kolay mı? Orasını çözemem. Çünkü bu çok bana kolay geldi. Yani bana bir zorluğu gelmedi açıkçası. Dolayısıyla hani React öğrendikten sonra farklı yöntemlerini öğreniyorsunuz. Öyle diyeyim. Çok fazla yeni olduğum için de React konusunda şey demiyorum. Hani performans dediğim gibi production'a yönelik bir şey yapmadım. Kompleks, büyük, hayvani bir şeyler yapmadım. Dolayısıyla eğer aranızda varsa çalışan, React'te uzun sürede çalışan bu konuda bize aydınlatabilir. Input'umuza event listener ekledik ve input değişimini takip ediyoruz. Buraya bir tane fonksiyon veriyoruz. Bu fonksiyona i'yi atıyoruz ve arkadaşımızı yazıyoruz. Şimdi i niye attık abi? Prevent default atıyorduk ama prevent default yazmamıza gerek yok. Ben alışkanlık olmuş. Çünkü butonu çalıştırmayacağız. Butonlar default olarak sayfayı yeniliyor biliyorsunuz. Ya da işte bir metot oluyor. Get diyor, post diyor. Hani o metodu gerçekleştiriyor. Sayfa yeniliyor. Burada buna gerek yok. Const diyelim. Search value demeyelim. Search diyelim direkt. Value'yu buradan alacağız zaten. Search input that value diyoruz. Tamam mı? Geri geldim.
Kapıda ipeği gördüm sanki. Aşağıya gelelim. Console.log. Bakalım istediğimiz şeyi almış mıyız? Onu bir takip edelim. Search dedik. Bakalım almış mıyız? Açtık konsolumuzu. Şimdi bir şey yazdığımızda şöyle garip gözüküyor. Tabii şu iPhone'umuzu alalım. Gördüğünüz gibi şu değerimize yazdıkça giderek büyüyor. Sildiğimiz zaman da silinmiş halini veriyor. Dolayısıyla istediğimizi şu anda yapıyoruz. Aşağı inelim. Konsol dokumuza girmemize gerek yok. Burada dikkat etmemiz gereken şey, yine geçen gün yazdığım bir projede başıma geldiği için anlatacağım size. Konudan uzaklaşıyoruz ama hani kod yazmadan. Bunlar tecrübelerin paylaşılması önemli. Çünkü hani bu insanlar iş tecrübesi arıyor. Aslında bunları arıyorlar bence. Bir tane proje yazdım ve o projede isimleri soruşturuyorsun. Ona göre bir result veriyor sana. Löps diye yazdım, tamam mı? Burada mesela ASDT yazıyoruz. ASDT ile eşleşiyor. Çünkü ve test ettiğimde de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Niye? Bilgisayarda yazdım. Bilgisayarda default olarak eğer caps lock'un açık değilse, shift'e basmıyorsak küçük harf alıyorsun. Dolayısıyla yaptığım bütün denemelerde, bütün ihtimalleri göz önüne alındırdığımda çalışıyordu. Fakat live'a aldıktan sonra o projeye feedbackler gelmeye başladı. Abi çalışmıyor, abi olmamış bu diye. Lan bakıyorum olmuş yani, herhangi bir şey yok. Hata almıyorum. Ben bir deniyorum, çalışıyor. Sonra dank ettim. Mesela mobilde ilk harfleri büyük yazıyor abi telefonunuz. Dolayısıyla ben eğer değişkenimi küçük harf tutuyorsam ve gidip de sonraki sonucumu ya da işte aldığım datayı buna göre ayarlamıyorsam istediğim etkiyi yaratmıyor. Yani kullanıcı gelip oraya büyük harfle başlayan bir şey yazdığında problem yaşıyorum. Dolayısıyla bunu çözmem gerektiğini öğrendim. Bu küçük bir tecrübe olabilir ya da hepinizin alışkanlık kazandığı bir durum olabilir. Ama bunları ne yapmamız lazım? To lower case dedik. Tekrardan bakalım. Console.log'umuzu atalım. Search'ümüze bastığımız zaman büyük harflerimizi de küçük görmeyi hedefliyoruz burada. Gelelim büyük B yazayım. Küçük B geldi. Tamam mı? Problemimiz var mı? Yok. Aşağı indim. Şimdi if statement'ımızı atacağız. If not equal to diyeceğim. Tamam mı? Ve burada isimimizi almamız lazım. Şöyle yapalım. Şuraya const'umuzu atalım. Poke name document.query selector. Oh, yazamadık. Query selector'ımızı atıyoruz ve bu şeyimiz neydi abi bizim? Class ismimiz. Pokemon ismimiz için. Burada göremeyeceğiz. Şurada göreceğiz. Pokemon'u nerede oluşturuyorduk? Poke name. Poke name. Sonra bunu alıp to lower case atamamız lazım. Böylece Pokemon name'imizde şöyle yapayım. Pokemon name'imizde çalışıyor. If açtık abi. Neyi alıyoruz? Poke name includes search. Eğer bu doğru değilse, tabii ki böyle yapamayacağız. Niye yapamıyoruz arkadaşlar? Çünkü loop atmamız lazım. Bunlara dalıyoruz. Bir tane daha const alıyorum. Const pokemons eşittir document.query selector all diyoruz. Çünkü bu array. Pokebox diyoruz. Bunları aldık. For each atacağız şimdi. For each pokemons. Pokemons, gali kaçayım, oh it's yummy. Poke elementini alıyoruz. Şimdi buraya if atıyoruz. If poke name that includes negatif alıyoruz. Search. Ne yapmak istiyoruz abi? Pokemon'umuzu alıyoruz. Poke'mizi alıyoruz. That style diyoruz. Değil mi? Poke dedik. Evet. Display'ine ne yapıyoruz?
Bunun display'ini yapmıyoruz. Bak yine burada takıldık. Pokemon'ları aldık. Burada bu arada hata yaptık. Yaptığımız hata neydi? Hemen şöyle bakıyoruz. Tabii unexpected şeylerimizi alıyoruz ama şunu ben bir sileyim. Burada yaptığımız hata ilginç bir hata. Bir kere önce query selector all diyelim. Tamam mı? Şunu aldım. Buna poke names diyelim. Burada aldığımız şey ne abi? H1 tagimiz. Bizim bunun dot inner html'ini almamız lazım. Inner Pokemon değil. Inner html'ini almamız lazım. Ve onu lowercase atmamız lazım. Şimdi buraya console.log poke names'i seçersem bize ne verecek? Şu anda fire off vermiyor. Ne diyor? To lowercase 68'de hata yaşıyorum diyor. O zaman şöyle yapalım. Teker teker yapalım. Acele etmeyelim. Document.query selector all. Neyi alıyoruz abi biz burada? Poke name alıyoruz. Input'umuzu fireladığımızda poke name'lerimiz geldi. Şimdi burada search yaparken dikkat etmemiz gereken şey bunu lowercase'e o zaman çevireceğiz. Input değerimizde bir sıkıntı var mı diye bakalım. Input değerimize zaten bakmıştık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şuna ihtiyacımız yok. Poke name'imiz bir array. Tamam mı? Al array'i tekrar. For each diyoruz. Buna ne diyoruz? Poke names. Her poke names için buradaki poke name'i alıyoruz. Tekil. Önce hepsine stillendirmesini vermek istiyorum. Poke name dot style dot display is equal to block. Geldik. Hepsine verdik. If not equal to diyoruz. Çünkü kapatacağız. Poke names poke name dot inner html dot to lowercase dot includes, birazcık uzun oldu farkındayım, includes, açtım bunu, şuraya şunu unutmuyorum, tamam, search, bu eğer false ise diyoruz, yukarıdakini alıyoruz, display name diyoruz, bakalım çalışacak mı? Çalışmazsa da canım sağ olsun. Şimdi şunu seçtim. Bunu büyüttüm. Bunu da responsive'e çektim. Bunu da genişlettim. Bakalım. B yazdım. Bul. Ba. Tabii ki küçük bir şey atladık. Niye atladık arkadaşlar? Az önce fark ettim neye atladığımızı. Atladığımız şey de burada display'i neye veriyoruz abi? Poke name'e veriyoruz. Neye vermemiz lazım? Parent element. Parent element. Style. Şunu aç. Parent element style. Şimdi çalışması lazım. Dua ediyorum. Bul bazar. Evet çalışıyor. Mesela Charmander. Başka Pokemon'umuz var mı? Squirtle. Evet çalışıyor. Metapod. Bunlar tecrübeler. Dalgınlıklar oluyor bazen. Yaptığımız neydi? Dalgınlıktı. Parent element'ine verdim. Çünkü box'a names'i çektiğimiz names'i çekiyoruz. Name'in box'ına vermemiz gerekiyor. Oldu. Gayet bitirdik. Yayındakinden daha az yaptık. Şuna ihtiyacımız yok bu arada. Kodumuzu bir temizleyelim. Şuna da ihtiyacımız yok. Şimdi burada bazı konularda efektif olmadığına yönelik arkadaşlarımıza konuştuğumuzda geri dönüşler oldu. Bu kodu daha efficient halde muhtemelen yazabilirsiniz. Eğer o konuda bir fikriniz varsa dediğim gibi GitHub'taki projeden, proje public olacak, oraya commit edebilirsiniz. Böylece belki open source bir projeye commit etme tecrübesinizi de kazanırsınız. Bakıyorum var mı başka istediğiniz bir şey? Yok, her şeyimiz çalışıyor. Vallahi cillop gibi oldu. Büyütüyorum. Fişek. Sizi seviyorum. Benim için de gayet güzel tecrübeler oluyor. Hem birine anlatırken, yani konuşarak bir şeyi kodlamak, öğrendiğin şeyi tekrar etmek benim için de bayağı faydalı oluyor. Dolayısıyla teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.